Evet sevgili izleyiciler, Kazıklı Köyü'ne geldik. Kazıklı Köyü'nde muhtarımız burada yanımızda. Muhtarım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım önce. Hasan Kayhan, Kazıklı Köyü, Şahin Bey Kazıklı Köyü muhtarıyım. Köyünüz kaç hane muhtar? Köyümüz yaklaşık 100 haneli. Kaç nüfusu var? 500 aşağı yukarı, 500 nüfus. 500, geçim kaynakları ne? Geçim kaynakları, çiftçilik. Arpa, buğday, mercimek eker biçerek işte. Köyümüz bayağı büyük yani, arazileriniz de güzel ben gördüğüme göre. Susuz arazimiz, susuz su olduğu için. El arazi suyacak suyu yok. Yani sondaj falan vurdurmadınız mı? Sondajdan yok, çıkmıyor suyu, suyu çıkmaz öyle. Çukurda ama biraz değeriniz ama nasıl? Yok, suyu çıkmıyor. Sulama suyu yok. Sulama suyu yok. Evet. Bu arkadaşımız yanımızda. Bu amcam oğludur, yakınım. Öyle mi? Ha. Ben senin yanına geldim. Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir yerden sonra tekrar bizler buradayız. Evet Mutlu, ben demin sormayı unuttum da, Kazıklı Köyü, niye, neden Kazıklı ismi? Vallahi Kazıklı, zamanda göçeber. Buraya konup göçmüşler. Çadır yani, çadırdan, çadır kazı olarak öyle bir şey diyor. Gerçi birçok köyün isimleri değişti. Bu değişmedi nedense. Yani siz mi istemediniz değişmemesini? Biz istemedik değişmesini. Değişmemesini. Değişmemesini istemedik. Şimdi burası da sizin köy odası herhalde. Köy odamız Cemevi diyoruz biz. Cemevi de diyebiliriz. Cemevi. Evet. Yani burada toplanıp sohbet falan. Sohbet, bayramlarda, düğünlerde, taziyelerde burayı kullanıyoruz işte köy halkı olarak. Burada yaşlı amcalar, arkadaşlar, gençler de var geç arasında. Evet. Ne sohbet ediyorsunuz bugün? Ne konunuz ne? Vallahi konumuz ekip biçme işte. Çiftçinin ne, köylü ne ekip biçerse. Sen ne ektin? Ben arpa ektim. Buğday ektim. Tarlanı ektin mi, biçtin mi, gübre ne kadar kullandın işte. Nereye, hangi tarlaya ne ektin? İşte bunları konuşuruz köyde. Köy yerinde ektik. Arpa, buğda, mercimek ekiyoruz. Arazimiz susuzdur. Kıraç. Evet, burada senden mi diyordun? Türkü söyleyen de var herhalde bunların içinde. Vallahi Mehmet Gün arkadaşımız söyler. Gel şu yanı baştan bir tanıyalım önce onları. Gel Muhtar. Selamun aleyküm. Bu baştan başlayalım. Dayı seni bir tanıyalım. Ben Kemal Yılmaz, Kazıklı Köyü. Kemal Yılmaz, Kazıklı Köyü'nden. Kemal abi ne yapıyorsun sen burada? Çiftçilik yapayım abi. Ya da çiftçilik. Evet. Arazin çok mu? Yok. 100 dönüm kadar var. Ben iyi istemiyorum. 100 dönüm arazi az mı ya? Vallahi işte 100 dönüm kadar aldık. Allah bereket versin. Az değil yani 100 dönüm. Evet. Değil mi? Evet evet. Sizi bir tanıyalım. Kazıklı Hüseyin Gayhan. Biz işte arpa ekerik, buğday ekerik. Kazıklı Hüseyin Ayhan. Yani Kazıklı Kayhan. Köyünden Hüseyin Kayhan. Evet. Dede Hüseyin. Dede Hüseyin. Evet. Bu lakap nereden gelmiş? Dedesinden. Dedemizden. Dede zaten dededir. Yani Dede Hüseyin nereden gelmiş? Ya öyledirler. Hüseyin çok. Köyde Hüseyin çok oldu muydu? Dede Hüseyin evet. Dede miydi? Seni biliyorum. Evet. Anladım. Sizi bir tanıyalım. Ben Bektaş Batmaz. Sen de Kazıklı Köyü'ndensin. Evet, ben de Kazıklı. Sen ne yapıyorsun? Ben de çiftçiyim. Yani çiftçilik ediyorsunuz. Evet. Sizi bir tanıyalım. Kazıklı Köyü'nden Abbas Kaygısız. Kaygısız? Evet. Kaygısız mısın gerçekten? Kaygısız, her şeyden kaygısız. Hiçbir şeye kaygı etmiyor. Yok, etmiyoruz. Yaş kaç amca? Yaş 58. Ama kaygı ediksin, saçlar falan artmışsın. Çok artık. Çok hastalık geçirdik. Öyle mi? Geçmiş olsun. Sigaraya, içkiye devam ettik. İçkiye sigara içersen, içki içersen de sonu böyle olur. Evet. Kalpten olduk, işte ameliyat olduk. Ameliyat mı oldu? Ameliyat olduk. Büyük geçmiş olsun. Yani sağ ol, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizi bir tanıyalım. Mehmet Gün, Kazıklı Köyü. Mehmet Gül. Gün. 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 Evet. Gün. Siz de herhalde çiftçilik doğru. Çiftçilik başka neyimiz var bizim? Ya köyünde ne olur? Evet, evet. Eker, biçer. Eker, biçer. Sene gel gelmez. Millet ekili alamıyor. Gübresi bağlı, mazotu bağlı. Ya onda da ayrı bir konu zaten yani gübre herhalde biz sürekli program yaptığımız için bu köy yerlerinde gübre 60-70 milyon falan olmuş herhalde. Torba. Daha da fazlalığı var belki. Daha da fazlalığı var. Nereye gidecek peki, bu nasıl olacak? Vallahi hükümetin kefine.
Sizi bir tanıyalım. Ben Yusuf Kayhan, Kazıklıköy muhtarı oğluyum. He, muhtarın oğlu. Evet, muhtarın oğluyum. Ben köydeyim işte, babamın yanında, babamla beraber çiftçilik yapıyoruz. Tarlalar, arazilerle uğraşıyoruz. Başka işte. Kardeşin falan? Kardeşim var, evet. Bir tane Belçika'da. Öyle mi? Bir abim, evet. Bir abim tır şoförü. Şoförlük yapıyor. Şehirler arası mı, uluslar arası mı? Uluslar arası. Ya abim Belçika'daymış. Bu Belçika'dan da izleniyor. Küçüğüm Belçika'da, evet. Belçika'dan da izleniyor. Evet, Hanife. Onlara bir selam gönder. Evet, Belçika'ya çok selam, amcam çocuklarına. Ve akrabalar çok. Evet, iki tane amcam çocuğu var. Dayım, iki tane dayımın oğulları var. Onlara selam olsun. Buradan da bir el sallayın. Evet. Selam olsun. İyiyiz yani, Allah'a şükür. Köyde çiftçilik yapıyoruz. Hayvanlarla uğraşıyoruz işte. Günümüz geçip gidiyor. Günümüz geçip gidiyor. Yağmurumuz iyi oldu yani. İşte. Yok, bu sene mübarek. Evet. Güzel evet. Oldu yani yağışlar. Evet. Peki, size de teşekkür ediyoruz. Türkücü amcamız. Sen onu gösterin, o onu gösteriyor. Kim söyleyici? Mehmet Gül ufak ufak söyle canım. Kim söyleyici? Abbes. Yok, söyle lan. İki tane ufak ufak söyle. Bir sen söyle, bir dayım söylesin. Bilmez mi? Ben sesim yok, bir de rahat. Şimdi bir anda türkü söylemek zor oluyor. Yok, çünkü şeyle zor oluyor. Yani biz bunu dalmış şeyler yani söylemeyi unutuyor bu şeyler, mahamını unutuyor. Amanın kake delimde kaca gelip gel bize yaramayız, çetin yarım yaramayız, yaramaz. Aa Mehmet Bey, sarı saçına da yine kambayız, arzı daralmayız, çetin yarım daralmayız, tıvıl yarım daralmayız. Oy oy yavrum daralmalıyım. Yamanın doktor hakim gelse de gene bu derdine de çareleri bulamayız, yetiler bulamaz. Amanın suçu nereden gördüler geline, kaçıyor geline. Yar 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 oy oy. Yelen uzan yolu da kaca gelin bugün harbe, tenin hava gayet yabaladım sen ana kurban valla kara et. Çıktı dua kış yetil yarım dua kona. Aman neyse gelin adın da çetin yavrum, ne de bende gevekin uy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 
Değil mi? Diline sağlık. Onu bilmiyordun tamam. He? Onu bilmiyordun. Çok güzel biriydi onu. Mersin'de çok çok. Eski bozulaklardan eski bozulaklardan bir tane daha. Var mı başka? Var var. Bu herhalde bu Haco gelin evet, dedin. Evet. Bu yörelere ait herhalde evet, bu. Bu Harbete var bu da. Harbete mi? Harbete. Harbete. Köyü evet. Bu geri verirler. Amcası o döndürür. Derken kadını öldürürler işte. Bu türküyü devam ettiriyor. Onun üzerine yani. Yani. Zaten bu yöresel türkülerin yani benim bildiğim hepsi bir olay üzerine yani doğru, bir yaşanmış doğru. Bir şey üzerine yapılıyor. Var mı başka? Yeter. Ver elin kulağını at. Şöyle bir tane daha söyle. Ne söyle? He ben tutayım, ver şunu. Lan senin olsun, gel bunu alıyorum. Dikili bayrakta kulağın hazır pazarına kot. Dikili bayrakta gelen hazır pazarına kot. Zeynep gel gide de yar 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 yar. Sen olmaz ha Mehmet Bey ha ha. Zeynep gel gider yar 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 yar. Sen olmaz
Saçı deste deste de vurular darağa. Saçı deste deste de vurular darağa. Daramızı elife destene vuruyor. Daramızı elife de destene vuruyor. Hele yere, yere de Zeynep'im yere coştu yoz batıran deresten amanı, amanı, amanı. Dönelim geri oy oy. Bozuldu bağlama evde tutmuyor düzenler. Amanı bozuldu bağlama da tutmuyor düzenle. Kerizden boşandı da Zeynep'e gezel op. Kerizden boşandı da Zeynep'e gezel. Hele yere yere de Zeynep'im yerine. Coştu yot ben terezden amanı, amanı, amanı. Ofo, dönelim geri. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Bak istersen söyleniyormuş değil mi? Abi. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kazıklı Köyü gezilerimiz tüm hızıyla devam ediyor.
Evet sevgili seyircilerimiz, Kazıklı Köyü gezilerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Burada ablalarımız ekmek ediyor. Kolay gelsin. Hoş geldin. Dur. Tamam dur geleyim dur. Dur şuraya geçeyim. Dur şöyle yanına geleyim dur. Neyi dumanını? Canı duman çıkmıyor. Yok duman yok. Duman yakayım da. Ben de güzel yakayım da. Öyle mi? Evet. Dur seni bir tanıyalım önce de. Beni yakma ama. Ben Kazıklı Köyü'nden Sultan. Kazıklı Köyü'nden Sultan. Sultan Yılmaz. Ne yapıyorsun Sultan abla? Ekmek mi şiriyorsun? Ekmek yapıyor valla bu. Biber yedik tarlada kaldı. Niye tarlada kaldı? Toplamadın kızım. 50 kağıda giriyor. 50 kağıt ne? 20 kağıda yomuyacıya verik. Biz kaldık öyle. İş yok, güç yok. Aylık yok. Bütün boştayık. Herifin aylığı yok, gelir yok. Bütün sürüden oturbanca ekmek yiyip ekmek yiyip. Üretmiyorsunuz, sürekli yiyorsunuz o zaman. Sürekli yiyip. Kazanç yok. Niye arazi, arazi falan yok mu köyde araziniz? Bütün kurudu. Buğda mercimek gelmedi bu sene. Hükümet bir daha şeyi de, tohumu da. Yani tohumlu hükümetten aldınız? Kurak da olmadı. Bu sene güzel, yağışlar da falan iyi oldu bu sene. Şimdiki arazimiz iyi. Biber yedik, para etmiş. Soğan yedik, tarlada çöküp kalıyor. Satamıyorsunuz mu? Para ettirmiş. Kazanık yedik, meydana getirip tarlada kalıyor. 50 kat, 100 kat, bir sakız parası. Kendinin sakızı bağlı bisiklet, tarlada zibil. Sakızdan bile ucuz diyorsun yani. Sakızdan bile ucuz. Sizi bir tanıyalım. Ya ben tanışmadım ama sen. Niye tanıştın? Senin gelinin mi? Muhtarın gelini. Muhtarın gelini? Bu muhtarın geldi, şu muhtarın hanımı. Öyle mi? Onlardan da tanışacağız. Bu elin yüzün bütün un olmuş. Emeksiz iş var mı? Senin adın ne, soyadın ne? Seni bir tanıyamadık ha bir tane. İknur. Nilgün Kayhan. Nilgün Kayhan. Muhtarın gelini. Gelinisi. İkinci. İkinci gelini. Nasıl muhtardan memnun musun? Memnunum. Memnun muhtarımızdan da ne yapsın muhtar? Muhtarlığını yapsın muhtar, ne yapacak? Muhtar muhtarını yapıyor da. Köye destek çıkan yok, yardım eden yok. Köye ne? Kim yardım edecek köye ki? Devlet. Devlet nasıl yardım etsin köye? Her konuya. Yani bir istediğiniz bir şeyler mi var? Var, köyümüzün düzelmesi, ağaçlandırılması. Acıcı gençlerimize bir iş olsun. İş yok, işsizlik. Onu siz de yaparsınız. Mesela ağaçlandırma köyde ağaçları dikebilirsiniz. Biz istik. Beylerimiz bütün köyde yatıyorlar. İş yok, güç yok. Hepimiz iş istik. Her şey pahalı, güç yetmiş. Doğru. Soğanı pahalı alıyor, ucuz sattık. İş istik devletten. İnşallah olur. İnşallah. Hadi onu ayakkabı. Abla seni mi tanıyor? Ben... Ya da burada azza mısın? Neysin ki yarın azazı? Baş köşeye oturuksun. Ne bekçisi? Ekmek pişiriydim o, biraz pişirdim, yoruldum o geldi. Ha değiştiniz. Zöhre Kayhan'ım ben. Ney? Zöhre Kayhan. Ya muhtarın mı? Emmisin kızının geliniyim. Emmisinin kızının gelini. Yakın mısınız akrabayım? Ya akrabayım, biz burada yamancımız yok, hep akrabayım. Bekçi dayım, köyün bekçisiyim. Oo, size güç yetmez o zaman. Ya bize bulmayık biz. Biz yabancımız yok içeride. Köyde hepsi akraba. Hepsi akraba, hiç yabancımız yok. Dur şu Kiyan'ın avradının yanına gidelim, gel dur. Ben şu bekliyorum onu, bekliyorum. Abla bir dakika, ayağına basmayayım. Evet abla, seni bir tanıyayım. Muhtarın hanımıyım. Sen ne yapıyorsun? Ekmek edeyim ha, künde ekmek edelim biz işte. Künde ekmek edeyim. Künde edik de boyun haftalık edik. Yani kışı soğuk diye haftalık edip. Nüfus kalabalık mı ne? Her gün ekmeğe gittiğinizde yiyen çok mu ne? Yok çok değildi işte biraz şey der. Genç ablamız dedi aşama şey, iyi bir çip yatıyor. Ya bayağı ekmek gibi iler tez olmaz. Bak bak sen tükü söyle. Kim? Söyle rahat Sabras. Yok bak ben bilmem. Yok bu söyle. Ama ekmekte görmeyeceğim. Kim söyleyecek? Sen mi söyledin? Vallahi ha vallahi ha. Sayılmaz Bey'i söyledi. Belçika'da oğlum var, ona selamlar. Öyle mi oğlum? Belki, Belçika'da. Oğlum da söyledi de. Bakar belki. Ha burada selam gönder kendine. Selam Belçika'da Hanife Kaygan'a. Öp kendine, bir öpücük gönder. Selam gider mi kız Mehmet? Bir yüzünde un oldu. Yüzüm un oldu. Rençom'un oğlu var. He. Selam onlara. Belçika'dakilere buradan selamlar gönderiyorlar.
Sen türkü mü söyleyeceksin şimdi? Söyler, söyler. Söyle hatta söyle ya, ayıp ya. Söyle, söyle, söyle. Dur geri gelim. Dur geri gelim yarına, dur. Hadi lan, hayır ya. Açık söyledi, açık söyledi. Ya, şimdi, bak da Antep'ten beri geldik buraya. Kere ne söyleyeyim bacı tek et. Yok bacı yok, ayıp. Ne diler bizler de televizyona türkü söylüyor. Ya televizyonda türkü söyleyenler ayıp mı diyor? Kız ben bilmem hanım ne diyeyim. Bildiğin kadar söyle. Ben vallahi bilmem ben. Gözüme duman doldu de. Aa diye bir oğlum var, ev veremeyeyim parasızlıktan. Ben türkü isteyeyim senden türkü. Ne söyleyeyim? Bana bilmem, ne de bilmem. E biliyor diyorlar, bak bu kadar adam yalan mı söylüyor? Yalan var ya, ne? Gel ya, ne var? Ağır 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 söyle. Hocam da yavaş yavaş söyle. Gözlerim doldu. Kalk, hadi kalk, duman babam. Bilmem, valla bilmem. Lan türkü söyleyeyim sen, tamam mı öte? Burada oturmasın, türkü söylemesin, ocağı tütüttü, gözlerim doldu. Aha gideyim, eli sağ. Güle güle gel. Hadi size kolay gelsin. Muhtar, ben bir şey duydum. Bu evet. Köyde sigara içilmiyormuş. Evet. Yani onun bir mahallesi varmış, galiba onu bir anlat hele bize. Köyde sağlık ocağımızın doktoru vardı. Gökhan Ürkmez isminde. O doktor bir gün köy odamızda toplantı yaptı. Köy halkını bir araya getirdik. Bu sigaranın zararlarını anlattı bize. Orada biz köy halkı olarak karar aldık. Köyün işte sigara içilmemesi için. Bunu da bunu ta bizi bakanlık Ankara'ya çağırdı. Ankara'ya çağırdı. Evet. Recep Akdağ Sağlık Bakanıydı. 14 Mart'ta bizi oraya çağırdı. Orada tıp bayramında. Tıp bayramında bizi Ankara'ya çağrıldık. Orada bize plakat verildi. Bu sigarayı köylü bıraktığı konusunda. Yani toplu halde mi bıraktı? Toplu halde bırakıldı. Gerçi ben görmedim. Yani 15-20 tane amcalarımız. Hiç yani köy, 100 haneli köyümüz hemen hemen hiç yok şu anda sigara içen. Vallahi ne güzel etmişsin Muhtar. Gerçekten tebrik ederim sizi. Sağ olun. Size de teşekkür ederim. Yani der misin yani bu köyümüz diğer köylere sigara içenlerin hepsine örnek olsun. Örnek bir köy olmasını şey yaparım. Yani sizin köy örnek olmuş zaten örnek, de. Örnek evet. Yani diğer sigara içenlere, diğer köylere de. Diğer sigara içmemelerini tavsiye ederim. Örnek olsun. Yani siz sigarayı bıraktınız. Oh evet. Ne güzel. Temiz hava. Temiz hava evet. Daha güzel yaşam. Tabii daha güzel yaşam. Tabii. Evet. Dumansız bir ortam. Tabi. Valla çok iyiymişsiniz. Evet. Siz? Köpe geldi çiğdem bana. Kazıklı köyünün muhtarı Hasan Kayan dedi. Sigara içme yasak dedi. Hep buradan beraber tergedik. Günlük paket içiyordun. Günlük paket. Bıraktınız. Aynı damırdan bıraktım. 2005 yılının Mart ayında. 3 senedir belli içmiyoruz. 3 senedir belli bu köyde sigara içilmiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, sizden de görmüş olduğu gibi gerçekten muhtarımız çok isabetli bir karar almış. Dileriz ki bu Kazıklı köyü tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın her tarafına örnek olur. İnşallah. Onlar da bu illetten bir an önce kurtulurlar. Evet, evet sevgili seyircilerimiz, Kazıklı köyü gezilerimiz devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, burada Kazıklı köyünün en yaşlı bir dedemiz yanımızda. Evet. Dede, önce seni bir tanıyalım önce. Adın ne? Soyadın ne? Hüseyin. Hüseyin. Gazioğlu Hüseyin Kayhan. Gazioğlu Hüseyin Kayhan. He. Babamın adı Gazi. 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 Evet. Yaş kaç amca? Vallahi 82, 83 var. 4 var. Hakikat bu. 82 mi, 83 mi, 84 mi? 22 doğumlu. Ya sen söyleme. Doğumunu ben bileyim, sen ne bileyim doğumunu? Sen ne karışın, doğumunu kendi bilmeyeyim ya. Sen ne karışın? Sen doğumlusun ya. Ne yapıyorsun dayı, sen bu köyde ne yapıyorsun? Hey, tütsülük edeyim. Tütsülük edeyim, çalışabiliyor musun hala? Yok, sonradan kesildik. İşten kesildik. İşten kesildik. Nasıl bu, hele bir eskilerden biraz bize bahset. Eskilerden bu köyde ne vardı, ne yoktu, ne yapılıyordu? Doğu, her
İki söylesek çok. Şeylik var, düşmancılık vardı. Eskiden düşmancılık vardı. Sen beni vuruyordun, ben seni vuruyordum. Niye öyle oluyordu peki? İşte nefsten. Cahillikten mi? Cahillikten, nefsten. Şimdi kalmadı şükür herhalde, öyle bir şey. Şükür, hamdolsun. Allah'a şükür kurtulduk. Yoksa eskiden vardı. Şeylik, nefslik. Yani nefsu şeydiler ya, uyuyorlar ya. Hı. Nefsten. Nefsten ya. Nefsine hakim olamıyordu. Hakim olamıyordu. Sensin, cahildi, bensin. Cahillikten de. Sensin, bensin. Sen beyliğim, ben beyliğim. Ben yiğidim, ben korkakım. Sen korkaksın, ben yiğidim. Nefsten oluyor bu işler. Yani sudan sebepten, şeylerden birbirlerini canlarına kıyıyorlar. Ha ha ha. Yoksa 40 paralık bir şey yoktu. Ha. Yani bilim ortada. Hiçbir şey yoktu. İşte. Nefsten. Ya şükür şimdi bir şey kalmadı, öyle bir şey yok. Yok şükür, hamdolsun. Herkes iç içe. He. Dostça. He canım. Akrabalar hepsi de akraba. Akraba. Dayı yeğenlik ya. Dayı yeğen birbirlerini vuruyor. He ya. Akrabalar. Senin kızın bende. Benim kızım sende. Olacak şey mi? He ya. Şükür kalmadı ya. Yok canım, şükür kalmadı. Başka ne var ne yok? Yani köyde başka ne yapıyorsun? Başka ne yapıyorsun köyde? Köyde küçükten var. Gençliğinde ne derdin? Gençliğinde bal türedik, süt türedik. Hayvan çütü. Hayvan çütü. Yani hayvan çütü. Belbellerdi, iyi belbellerdir. Tamam. Hani benim zamanı geçti. Vardı geçti diyor. Sen türkü de söylermişsin ben duyduğuma göre. Eskiden söylerim ama şimdi söyleyemem ki. Yok gene söylersin daha. Söylerim, söylerim de. Hele bir tane ufak bir tane patlat hele. Fazla söyleyemem. Bu az söyle, az söyle. Şöyle bir az söyle. Söyleyemem. Şöyle eski bu yörelerin havalarından evet. Söyle. En güzel hangisi? Ben şimdiki gibi şırlak bilmem. Biz de zaten onları eski türkü. Eski türküleri. Eski türkü, eski türkü söylüyor. Ya. Ya onlardan söyle. Aa, olayda katil sesini türkü söyleyecek. Ya. Eğil ol. Ya. Hey, seni dinliyor. Ne? Türkü söyle bir tane bize. Yavaş yavaş hele. Yorum. Sesim yok. Az bir şey yani. Olduğu kadar söyle. Ne ya? Yani az bir şey yap. Dinle. Ne ya? Gezerdim zamanım. Anne birinci tüten. Amanı tüten. Bir güneş ederdi meclis tüten. Meclis tüten. Mecid gezerse de amanın. Anne kalır yetim, amanın yetim. Ceke veren oldu de amanın, amanın. Gel oğlum fayat. İyi söylerdi. Tohuk, tohuk. Peki dillerine sağlık dayı. Hani yok. Söyleyecek adam tamam. Sizi bir tanıyalım hani. Ben Gazlıköy halkından Ahmet Gün. Sen Azza mısın? Evet. Evet. Üçüncü Azza'yı. Üçüncü Azza? Evet. Birinci Azza nerede Muhtar? Birinci Azza yaşlı, dilli gün. Köydedir de. Şimdi bu Azza'ların bir meselesi var. Biliyor musunuz mu? Yok bilmiyorum. Birinin bir mahkemede işi mi olmuş? Ne olmuş? Şimdi mahkemeye gitmiş. İçeri bırakmamışlar kendini. Demiş ki adam, o giden. Ben demiş yedinci azenin bilmem halasının oğlunun bilmem kiminin bilmem neyiyim demiş. O zaman sen geç içeri gir demişler. Orada. Bırakma. Yani azda da olsa bir forsu vardı yani. Sembolik değil. Şimdi insan ismiyle, espridir. Bu espridir. Evet, espridir. Yani muhtarı olmadığı dönemlerde veya muhtarın alınan kararlarda evet. Toplanıp tabii. Köyle ilgili sorunlarda muhtarla beraber
karar alıp köyü karar idare alayım. Ediyoruz. Siz ne yapıyorsunuz köyde? Çiftçilik yapıyorum. Ha, ne çiftçilik? Çiftçiyim. Var mı arazi, biraz geniş mi? Yok, ortası yani. O kadar geniş değil de biz idare edecek kadar. Demin odada bir amcaya sordum ben arazi, ya ne ki 100 dönüm bir arazim var diyor. İşte ortalama burada 100, 150, 200. Az değil ki. Ha? Efendim? Az değil ki yani. Ya az değil. 150-200 dönüm bir yer az değil ki. Evet, bu kadar yani arazi ortalama. Ya ama şimdi köyde yaşıyorsan bütün gelirin de o arazi evet, üzerindeyse. Evet. 100 dönüm de yetmiyor de bilir. Evet. Evet. Kazanç yoktu şimdi. Sulama olsa, sulu tarım yapsak 100 dönüm hakikaten yani az bir arazi değil. Bak kuru tarım yaptığımız için, verim de düşük olduğu için bu yani maliyetini kurtarmıyor. Ya ilginç bir şey, gerçi ben sabah muhtara da söyledim mi demin, su nasıl çıkmıyor burada, ben onu anlamadım. Hatta sizin köyünüz de çukurda benim bildiğim. Evet. Yeraltı yönünden çok zengin değiliz, fakiriz yani. Yani 50 metre, 60 metre, 100 metre yerin altına sontayla giriyorlar, çok çok çıksa bir ikilik. Bir buçuk ikilik bir su çıkıyor ha. Araya sürme elverişli değil. Yani devletin şimdi TAP projesi diyorlar. Bu proje eğer hayata geçmiş olsa hakikaten bizim bu sizinle görmüş olduğumuz gibi bu topraklarda çok büyük verimler elde edilir. Arazimiz çok iyi benim. Evet, arazimiz çok iyi. Çok düz. Yani tarım yapmaya çok elverişli bir araziye sahibiz. Fakat yeterli sulama imkanı yoktur. Sulu tarıma geçmiş olsa hem ülkemiz ekonomisi hem kendi ekonomimiz hakikaten yani ciddi bir şekilde kendini hissettirir. Şu anda ülkemiz bir tarım ülkesi. Evet. Tarım ülkesi. Biz bu tarımın hangi dalında iddialıyız dünya çapında? Bundan belki 20-25 sene önce buğday şeyinde belki iddialıydık. Evet. Yani ama şimdi iddiamızın olduğu bir alanı gösterelim. Şimdi ülkemizin %65, %70'i yani sanayimiz dahi bizim tarım sanayisine dayalı. Ağır demir sanayisine dayalı bir sanayimiz yoktur. Kimyasal sanayimiz fazla yoktur. Antep sanayisine girin %80'i bugün tarıma dayalı sanayidir. Tekstildir. Tekstilin ham maddesi nedir? Pamuktur. Bisküvi fabrikaları, makarna fabrikaları, yem fabrikaları Antep sanayisi. Demir sanayisi var mı? Yoktur. Ha burada ne yapıyoruz biz? Pamuk'u gider Yunanistan'dan getirirsek, Suriye'den getirirsek, kendi tarımımızı baltalarsa, biz ekmezsek, işte diyeceğiz ondan sonra ki ne yaptık? Biz varoşları insanları doldurduk. Bu varoşlar 10 yıl önce yoktu, 20 yıl önce yokturdu. Nasıl oluyor da bir ilin, Antep'in 23'ten 80'li, 90'lı yılların başına kadar nüfusu 300-350 bin civarındaydı. Ne oldu da 20 yılda nüfus ikiye katladı? Şu an 1,5 milyon civarında. Evet, ben ortaokula gittiğimde Antep'in nüfusu 390 bindi. Sene 81 yılındaydı bu. Şimdi bu nüfus ne oldu da 1,5 milyona patladı? Tüm illerde yoğun nüfus artışı var. Biz köylerdeki insanlar şehre taştık, onlara iş veremiyoruz. İş veremediğimiz gibi ne yaptık? Ha burada toplum kültürünü bozan bir ahenk yarattık. Bizim yani Türk milleti olarak inancımızda önce Allah sonra devletimiz gelir. Evet. Bu nisi bizim yanımıza kutsaldır yani, çok büyük bir kutsaldır. Doğru söylüyor. Bizim devletimizin kanunları karşısında boynumuz kıldan incedir. Halk olarak. Ama ha yüzü yönetenler gerçekten tarım ülkesi olarak tarımda iddiamız yoktur. Sanayi olarak sanayide iddiamız yoktur. Bizim iddialı olduğumuz alan ne biliyor musunuz? Dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerde iddialıyız. Hazıra. Evet. Hazıra konuyoruz. Bugün ne kadar ihracatımız yükseldi diyorsak ithal ettiğimiz fazladır. Cari açık diyorlar. Cari açık bilmiyor arkadaşlar. Yani cari açık denince millet bunun ne olduğunu bilmiyor. Yani cari açık, sattığımız mal az, aldığımız mal fazladır. Bunu demiyorlar yani, bu demiyorlar. Bizim yerli malı kullanmamız lazım. Ülke olarak. Bu ülkenin ayağa kalkması için dışarıdan araba almayacağız. Lüks arabalara binmeyeceğiz. Yerli arabamızı kullanırsak, yerli tırlar kullanırsak, yerli kamyonat kullanırsak, yerli tekstil ürünleri, sanayi ürünleri kullanırsak ülkemiz ayağa kalkar. Biz ihracatı ne kadar fazlalaştırırsak aldığımız devamlı fazladır. Tabii ki. Fazla oluyor. Oradan getiriyor, yurt içine soruyor. Bunu kim tüketiyor? Sonuçta siz de biz tüketiyoruz. Doğru. Burada ülkemiz kaybediyor.
Evet sevgili seyircilerimiz, Kazıklı köyü gezilerimiz devam ediyor. Burada değirmene geldik. Değirmenci sensin herhalde. Evet, evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Sizi bir tanıyalım önce. İsmim Veysel Kayhan. Kazıklı köyün değirmeni sahibiyiz. Değirmencilik yapıyoruz. Evet evet. Yıllardan beri 83'ten bu yana devam etmektedir. 83'ten beri? Evet. Evet evet. Biz değirmen yeni yapıyor herhalde. Evet. Elektriğe falan geç. Elektrik. Evet evet. Yeni sistem. Eskiden daha işte. Şu anda yeni silindirli sisteme geçtik. Silindirliye ne zaman geçtik? 2003 yılında geçtik. Yani 5 sene falan oldu. Evet, evet efendim. Önce taş. Taştı, taş. Eski taşlar, taş değirmeni. Kepekli onun, onun unu mu iyi, bunun unu mu iyi? Vallahi sağlık yönünden o daha iyiydi. Kepeği içerisinde de insanın azmetmesi, şeker hastasına iyi gelen bir içinde kepek vardı. İç oktan tüketimi kolaydı. Şu andaki yeni sisteme göre çiğnemede güçlük çekiyor yaşlılar, ihtiyarlar. Biraz tabii tabii. Yani örneğin fırın bir de ek unları gibi oluyor aynen. Onun için hani ihtiyarlar ve yaşlılar genellikle bu türde insanları azında çiğneme şeyinde zorluk çekiyor yani. Ama bana kalırsa benim kendi görüşüm fikrim. Bu da bende yılların tecrübesi ise taş değirmeni daha farklı görüyorum yani. Onu. Tabii yıllardır değirmenciymişsin yani bunu sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Tabii tabii doğrudur. Gerçekten öyle yani. Kim yok mu de un getiren, unluk getiren öğütmeye? Var. Vatandaşlarımız Hacı abim Tilmis köyünden, Konak köyünden abim Kemal, Karaboyun köyünden. Çevre Akon. Çevre köylerden evet, buradan mı var? 52-53 evet. Parça köyümüze hizmet etmekteyiz efendim. Burası? Evet. 52-53 köye? Evet. Amca seni bir tanıyalım. Ben Tilmis köyünden Hüseyin Aktağ. Bura un, buğday mı getirdin? Evet, ötlüğe? Evet. Sizin köyde yok herhalde. Yok, değirmen yok bu köyde. Yok. Küçük mü köyünüz? Var, 40 kıra var. 40? Ha. 40 kıra falan var. Ha. Siz? Karakoyunlu köyünün, Kilis'in. Kilis Karakoyunlu köyü. Evet. Siz de un getirdiniz. Un getirdik, evet. Sizin köyde de mi yok değirmen? Yok, değirmen yok. Yakın köylerde var, en ideal burası. Yani burada daha mı güzel öğütüyor? Güzel öğütüyor, özlü oluyor. Nasıl arpa getirdik zaten biz buğdaya yiyecek gücümüz yok ki. Nasıl ağacın arpa çektireceğim ben. Arpa yiyeceğim, buğdaya bulamayayım ki. Bu adam arpa çekeyim. Şimdi arpa ekmeği mi yiyeceğiz? Arpa ekmeği yiyecek. Niye buğdaya ne oldu ki? Bulamayık ki. Nasıl bulamayın ya? Ya bulamayık, paramız var buğda alacak. 7-8 kağıt buğda. Siz köyde tarlanız falan yok, ekmiyor musunuz? Ürün alamadık ki. Burada geçen yıl ürün alamadığımız için arpa çektireceğim şimdi. Önümüzde arpa var, arpa çektireceğim. Allah Allah, ben bunu ilk defa duyuyorum da. Evet. Şimdi siz bir yıllık şeyinizi ayırtmıyorsunuz mesela? Ayırtıyoruz, yetmedik herkes. Zahirinizi ayırtmıyor. Bana 20 çuval yeterdi, bu sene 10 çuval ayırttım. O da yetmedi. 10 çuvalı da yetmedi. Yoksa arpanın buğdayı karıştırır mı çektireceğim? Öyle diyecek, sada da çekecek yani. Eskiden arpa ekmeği yerlerde taş gibi insanlar vardı, çalışırlardı. Şimdi buğday ekmeği... Valla ben yemedim hiç. Mecbur yiyecek. Bu ekmek böyle kalırsa daha çok yerik biz. Sirliğe çalışacak. Sizin köye gerek de bir arpa ekmeği ye, gelen az olsun. Ben işimedim. Boyun çekeceğim, gel beklerim ben. He? Tamam oldu, teşekkürler. Siz? Ben Büyük Konak köyünden Kemal Topal. Büyük Konak? Evet, kilise. Sizde mi arpa geldi? Kilise var. Yok, ben buğday getirdim. Bak bu zengin mi sizden bakımdan? Evet. Sen bulamayayım değil mi bu arkadaşlar? Zengin dersek de benim nüfusum az, iki kişiyik biz. Öyle mi? Evet. Sizin nüfus kaç? Bizim nüfusumuz da 40 kanalık da. Yok yok şey, evde aile, çoluk çocuk falan kaç. Vallahi şu anda ben gelken 5 taneydi. Eğer bir tane daha gelirse 6 tane olacak inşallah. Nasıl 5 gelecek? Çocuk var. 2 de biz varız. 7 tane. 7. Bir de yolda gelen var. Yenge hamile o zaman. He. Yakın mı günü? O var işte. Olacak. Şimdi ben gelirken 7 kişiydik diyor. Ve gidene kadar 8 olabiliriz. İşte olabilir diyor. Yani doğum yapabiliriz. O zaman çok yakın. Diyor. Tabii ya. Bugünden sabahta belki. Olur inşallah. İnşallah kurtulur diyoruz. İnşallah. Canın sağ olsun. Tamam. Evet. Sen buğday getirdin. Buğday getirdim. Siz gerçi iki nüfus var diyordu. Sizin evet. Arazi falan var mı? Var. Öbürü 30-40 dönüm arazim var. Ancak Zahrem geliyor işte. Sizin köy yakın mı lan? Yakın buraya. 5 kilometre falan. 5-6 kilometre. Olur. Hadi kolay gelsin diyelim size. Evet sevgili izleyicilerimiz, görmüş olduğunuz gibi yeni usul taş değirmen bitmiş. Şimdi değirmencinin de hani bu saçları değirmenden artmadı falan derler. Böyle bir espri var. Efendim burada arttık yani. Siz burada mı arttınız? Esasında abime ait olan bir yer. Ben de kendini yanında yıllardan beri işçi olarak da çalışıyorum yani. Yani hep sizin gerçekten. Evet size. Evet. Babamdan kaldı bize. Sonradan da hani ayrılınca abime
geçince ben de hem burada yıllardan beri işçiliğini yapmışıyorum, yıllardan beri ustalığım olduğu için burada ben çalışıyorum yani. Bayağı bir toz var, bunlar rahatsız olmuyor. Zaten insanı etkileyen o, taş değirmenlerde böyle bir olay yokturdu yani. Taş değirmen kesinlikle tozmaz, herhangi bir böyle şey yokturdu. Hem bunun güzel şeffaflığı, güzelliği, bir kokusu vardı. Bunu kesinlikle anlayamazsın ondan yani. Nasıl olduğu, ne yapıldığını hiç anlayamazsın kesinlikle. Ama bence keşke bir yıllara dönsek de o taş derme sistemi tekrar gelmiş olsa. Bunlar daha güzeldi. Daha güzel. İnsana sağlıklı, yarayışlı. Yani şimdi ben bilirim, bir mahallede ekmek edilirken, evet, 3-4 mahalle veya abi, sokak abi, ileride abi, bu mübarek mis gibi burcak öyle, burcak kokardı. Hani, nerede ekmeğin yapıldığını çok iyi bilirsin. Nerede hangi komşu ekmek yapıyor onu çok iyi bilirsin. Ama şu anda bitişik komşumuz ekmek yapsa bile hissedemiyorsun, kokusunu çekemiyorsun yani. Yok. Biraz önce yine bir konusu geçti de. Evet ekmek efendim. Ekmek ediyorlardı. Evet. Onların evinde. Evet efendim. Şimdi bu üvütmeden dolayı mı? Yani bu taş değirmen olmadığı için. Hayır. Kesinlikle alakası yok. Üvütmeden değil. İlaç, gübre falan çoğaldı ondan. Tabii canım. Kimyasal ilaçlar, kimyasal gübreler insanın hayatını bile değiştiriyor. Bugün kanserler olsun örneğin, buna benzer diğer hastalıklar hepsi ondan kaynaklanıyor. Doğal şeyi kalmıyor yani. Doğallığı kalmıyor. Kalmıyor kesinlikle. İlaçlar. İlaç. Hep hayatımız ilaçla yani. Yat, kalk, ilaç. Başka bir bildiğimiz yok. Vallahi doğru söylüyorsun. Evet. Eski yaşlılarımız yani duyarız biz, ya ben bir hap bile almadım. Gerçek öyle. Bugün nereden baksan her insanda bir mevcut olan bir rahatsızlık var. Eskiden insanlara bakar mıydık, o bir köyde bir insan vefat etmiş, Allah rahmet eylesin yani derler. Şimdi şöyle bakarsan bir köyde genelinde toplamına bir yılda vefat eden insanlara baktın mı? 20-25'e yakın insan var yani vefat etmiş insan. Ama neyliğinden her şeyin doğalını yerlermiş. Üzümün pekmezi, kendi ürettiklerini yerlermiş. Ama şimdi bir salatalık alıyorsun. Örneğin hormonu şu kadar bir salatalık alıyorsun. Affedersiniz buzdolabına girdiğinde bir 20-25 santim boyunu buluyor yani. Ama durduğu yerde büyüyor. Tabii efendim, ondan önce herkes kendi yetiştirir, kendi yermiş mevsimine göre. Şimdi her şey değişti. Bu kadar zira ilaçlar var. Tabii canım, bir araziye en aşısı 3-4 defa ilaç atıyorsun. 2 defa gübre atıyorsun. Yani neticede bunlar hep kimyasal madde. İnsana zarar veren şeyler. Hani şöyle bakarsanız büyüklerimiz de çok iyi bilir. Keklik kalmadı, tavşan kalmadı. Yani bunların diğer şeylere var, hep bu kimyasal ilaçların zararına yani. Onu yiyen hayvan canlı yaşamıyor şu an dağlarda kesinlikle. Bir keklik olsun, bir tavşan olsun, bir tilki olsun. Kesinlikle görünmüyor yani. Ama o zaman da böyle bir durum yokturmuş, kimyasal ilaç yoktur. Atarsın kimyasal ilacı, hayvan gidiyor onu yiyor. Neticede nesli yok olup gitti yani. İnsanlar da buna benzer her şeyin şu andaki ilaçlanmış hep mevsimsiz meyveleri yediğimiz için aynı insan da ölüyor yani. Doğru. Kışın günü domatesi, salatalığı, biberi, her şeyi mevcut. Her şeyi. Biz bir karpuz yerdik. 7. ayda, 8. ayda yerdik. Şimdi 12 ayın her gününde karpuz yiyoruz. Olmaz yani efendim. Peki size çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Kendinizi çok teşekkür ederim. Teşekkürler ederim. Peki. Yurt dışında falan tanıdığınız yok mu? Akraban falan var mı? Akrabam, halamın oğlu Hollanda'da. Benim onlara da selam gönder buradan. Orada da izleniyor. Yurt dışındaki bizi tanıyan, akrabam, tanımayan bütün dostlarımıza selamlarımı gönderirim. Teşekkür ederim size de efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizler de burada selamlarımızı iletiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, Kazıklı Köyü gezilerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Evet Muhtarım, burada sağlık ocağınız. Evet, burası Kazıklı Köyü'nün sağlık ocağı. Doktorumuz var. Ebe hemşire hepsi tamam. Yani personel tamam. 18 köye de hizmet veriyor. Bunu soracaktım. He. 18 köyün hizmet tek veriyor. Sağlık ocağı burada var. Evet, tek sağlık ocağı burası. Hemşireniz, ebe hemşireniz. Hepsi sağlam, tamam. Yani. Bu haftanın 7 günü haftanın, bekli mi kalıyor? Evet, burada kalıyorlar. Doktorumuz kilisli kendi. Kilise gidip geliyor günlük. Ya sabah geliyor, evet. Akşam kilise. Diğer hemşire ebelerde burada lojmanları var, orada kalıyorlar. Ya bir şey oldu mu? Evet. Yani acil yani bir durumlarda. Acil durumlarda her zaman hazır yani, var görev yapanlar. 18 köye de hizmet veriyor. Evet. Evet Muhtarım, köyünüzü gezdik, dolaştık. Evet. Son olarak ne söyleyeceksin bizlere? Son olarak çok çok teşekkür ederim. Geldiniz, gördünüz işte köyümüzün durumunu.
Başka bir diyeceğim yoktur. Gerçi biraz zamansız geldik. Yani evet, tarla falan zaman olsaydı. Şimdi zamansız oldu, evet, çok doğru. Bağ bahçe ek zaman olsaydı daha güzel olurdu. Daha renkli bir görünüm program çıkardı. Yani zaten şu anda köylerin tam artık işi bitip evde işi yattığı dönem. Evet. Şu anda herkes evine çekilmiş. İş yok, güç yok. Ekin ekti, tarlasını sürdü, ekin ekti. Bitti, her şey bitti. Artık Nisan gibi. Mayıs aylarında bu gibi şeyler artık çalışma sonra işi başlar. Evet. Mahmut Hanım, biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bizim eller program bu haftada sona erdi. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.